Nesiller boyunca Anadolu toprakları birçok üzüm çeşidine ev sahipliği yapmıştır. Fakat bunlardan bir tanesi çok zor koşullarıyla karşılaşmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Kalecik Karası üzümü Ankara'ya yarım saat uzaklıktaki Kalecik'te doğmuş ve tüm dünyaya ihraç edilerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştır. Ancak bu tür yok olmak üzereyken Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından klonlanarak hayata döndürülmüştür. Öncelikle bu kurtarılmış üzüm hakkında biraz bilgi edinelim. Kalecik Karası üzümü sofralık üzüm olarak yenmek için çok ekşidir. Bu yüzden kırmızı şarap yapımında kullanılır. Çekirdekli ve kalın kabukludur. Bu üzüm türü yavaş olgunlaştığından kırmızı şaraplar zarif ve yumuşak karakterli olurlar. Üzüm sulu olduğundan içimi kolaydır. Kaleciğe özgü kiraz, kayısı, çilek, muz gibi meyvelerin aroması bu şaraplarda hissedilir. İdeal içim sıcaklığı 15 ile 17 derece arasında olan bu şarapların saklanma süresi ise maksimum 5 yıldır. Biz de Kaleciğe varmak üzereyiz. Ve bu güzel üzümle yapılan şarapları yerinde tadacağız. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanı Sabit Ağaoğlu'nun evine konuk olup kurtarma sürecini ondan dinleyeceğiz. Ben Agah Örs, üzüm ve şarap ile yakın dostluğu olan bir şarap sever olarak sizlere rehberlik edeceğim. Hadi şimdi hep beraber Sabit Hoca'nın kapısını çalalım ve hikayesini dinleyelim. Başından sonra da sizin bağa gelelim. Nasıl şu karlı bir havada özellikle bahçede ürettiğimiz sorulu bir sıcak şarapla beraber. Onun devamı. Evet Agah'cığım tekrar hoş geldin. Valla teşekkür ederim. Ne güzel oldu uzun zamandır görüşememiştik. Ne zaman yeni ürün? Şimdi tabii 2014'ü bitirdik. Onları sıktık şu anda dinlenmede. Artık 2015 baharıyla beraber başlayacağız ama 2013 şelenmek için hazır. 2014'te artık gelecek sene 2015'in sonuna doğru. Hazırlanacak o şekilde. Hazırlanacak. Peki yine Kalecik Karası'nda devam. Yani büyük oranda Kalecik Karası biliyorsun bizim bağımız, kendi bağımız Kalecik Karası. Orijinal klondan elde ettiğimiz fidanlarla kurmuştuk 2002-2003 yıllarında. Onunla devam ediyoruz ana ürünümüz ama onun dışında da birkaç çeşit yine yerli bizim biliyorsun çok tanınmış çeşitlerimiz var. Hı hı. Boğazkere gibi, narince gibi, emir efendim öküz gözü gibi bir de Ege'nin işte çekirdeksiz üzümünden yapılan beyaz üzümler şeyler misketler var, sultaniye var, sultaniye var, emir var, narince var Tokat'ın. Zaman zaman onlardan da yapıyoruz. Ama asıl Kalecik Karası asıl bu. Kalecik Karası. Biliyorsun Kalecik Karası benim doktora konum. Yani evet. Daha 65 yılından başlayıp 69 yılına kadar devam eden 4 yıllık süreçte Kalecik Karası üzerinde doktoramı bitirmiştim. O yıllar içerisinde İç Anadolu'da ben Kalecik bölgesinde çok yoğun bir şekilde dolaşıyordum. Filoksera dediğimiz bir böcek bizim İç Anadolu bölgesinin bağlarını zarara uğratmakla meşguldü. Onun için bu üzüm çeşidi kaybolmasın diye bir çalışma
düşünüldü. Bu çalışma daha doğrusu benim doktora bittikten sonra ortaya çıkan sonuçları dikkate alarak 71 yıllarında Almanya'da ben doçentlik çalışmalarını yaparken oradaki yapılan klon seleksiyon çalışmaları vardı. O klon seleksiyon çalışmalarını dikkate alarak bir proje hazırladık. Benim doktora yöneticim rahmetli hocamın başkanlığında bir proje hazırladık. Ve o klon seleksiyonu 1972-75 yılları arasında bütün Kalecik bölgesinin bağları dolaşıldığı 5-6 bin omca tek tek dolaşıldığı, onların içerisinde 3 yıl üst üste en iyi sonuçları veren 45 omcayı biz seçtik. Onları fakültedeki kendi deneme bağlarımızda denemeye aldık. Onlardan ilk aşamada 23 klon seçildi. Onlar tekrar çoğaltılarak ikinci kademeye geçildi. O ikinci kademede tabii yörenin etkisi, lokasyonun etkisi, terörün etkisini incelemek için birini Kalecik'te kurduk. İkincisi yine Ziraat Fakültemizin Ankara'daki araştırma bağında. Üçüncüsü de Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün bağlarında kuruldu bu 23 klon ile bağlar biliyorsun. O aşamada biz yine 5-6 sene bunların verimlerini, şeker, alkol miktarlarını falan saptadık. Ve onlardan elde ettiğimiz 3 klonu bu sefer bir üçüncü kademe olarak tekrar işleme yaptık. Bu 3 kademede de TÜBİTAK destekli bir projeydi. Ve sonunda biz 19 sene süren 1972'den 90 yılına kadar 18-19 yıl süren bir çalışmayla Kalecik Karası'nın yeniden kazanılmasını sağladık. İşte biz şeyi yaptıktan sonra artık klon seleksiyonu hikayesi bu kadar basit. Klonlamadan sonraki sonuçlar çok ilginç. Biz 1990'lı yıllarda bunun PR'ını yapmaya başladık. Bir şarap firmasıyla birlikte Ziraat Fakültesi'nin fidanlarını öğrettik. Onlar da şaraplarını yaptılar. Ve medya ayağını onlar yürüttüler. 90'lı yıllarla 2000 yılları arasında bir Kalecik Karası böyle efsane şeklinde doğdu. Yeniden küllerinden doğmuş oldu. Ve bizim o araştırmadan elde ettiğimiz klon materyalleri Türkiye'deki değişik fidan üreten firmalara dağıttık. Onlar da fidanlarını üreterek bugünkü şu anda Türkiye'de eğer Kalecik Karası üzüm çeşidimiz var ise bu bizim projenin sonucundan kaynaklı. Valla Sabit Hocam sohbetinize doyum yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Tekrar. Hoş geldin diyorum ben de sağlıkla. Teşekkürler. Günümüzde söz ettiğimiz klonlardan elde edilen üzüm ve şarapların şöhreti, Kalecik yöresinde bağcılığın yüksek kazançlı bir sektör olarak yeniden ön plana çıkmasına neden olmuştur. Ürün geçmiş zamanlardan beri yöre ekonomisine büyük katkı sağladığından coğrafi olarak tescili alınmıştır. Yapılan araştırmalar özellikle kırmızı şarapların düzenli olarak günde 1-2 kadeh içilmesi halinde kansere karşı doğal antioksidan özelliği taşıdığını kanıtlamıştır. Kalecik Karası üzümünde bulunan resveratrol maddesinin yoğunluğu şaraba daha fazla yansımakta, hastalıkların görülme oranında da ciddi bir düşüş sağlanmaktadır. Kalecik Karası üzümün klonlanarak hayata döndürülmesi, başta Kalecik olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Bugün Kalecik'te Sabit Ağoğlu'nun evinde misafirdik. Kalecik Karası üzümü ve şarabın hikayesini dinledik. Afiyet olsun. Ah!